Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Hucur bin Ad'i radıyallahu anh. Cahiliye devrinde doğan ve faziletleri dolayısıyla Hucrul Hayr diye anılan Hucur bir Ad'i, babasına cahiliye döneminde bir savaştan kaçarken arkasından kılıçla yaralandığı için Edber lakabı verilmesi nedeniyle Hucur bin Edber de denilmiştir. İbn-i Sa'd, Tabakat isimli eserinde Hucru radıyallahu anh, Kufeli ilk tabi'in tabakası içinde Hazreti Ali radıyallahu anh'dan rivayette bulunanlar arasında saymakla birlikte kardeşi Hani ile beraber Resul-i Ekrem'e elçi olarak geldiğine ve sahabi olduğuna dair bir rivayeti de kaydeder. Zehebi'ye göre ise Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen kabile temsilcilerinden olan Hucur, mücahit ve abid bir sahabidir. Hucur'un Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde herhangi bir gazve veya seriyede bulunduğuna dair kaynaklarımızda herhangi bir bilgi olmasa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından hemen sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde Suriye'de bazı yerlerin fethinde Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde de Kadisiye'de bulunması sahabi olma ihtimalini güçlendirmektedir. Nitekim sahabilerin biyografilerine dair eserlerde kendisine de yer verilmiştir. Hicretin 16. yılında vuku bulan Celula Savaşı'nda ordunun sağ kanadında kumanda eden Hucur'un Hulva'nın fethinde gösterdiği kahramanlıklar Sa'd bin Ebu Vakkas tarafından övülmüş, kendisine Kadisiye ve ondan sonraki önemli savaşlara katılanlara verilen 2500 dirhem atiye tahsis edilmiştir. Hucur, Cemel Vakası'nda ve Sıffın Savaşı'nda Hazreti Ali radıyallahu anh keremallahu veçhenin kumandanı olarak bulundu. Hazreti Ali, onu Sıffın Savaşı'ndan sonra 4000 kişilik bir orduyla Dahab bin Kays'ın üzerine gönderdi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şehit edilmesinden sonra Hucur radıyallahu anh Kufe'ye yerleşti. Kufe'ye tayin edilen valilerin Hazreti Ali ve taraftarları aleyhindeki sözleri, Emevilerin saltanatı bir türlü içine sindiremeyen Hucur ve arkadaşlarını rahatsız etti. Kufe valisi Mughire bin Şube'nin Muaviye'nin tavsiyelerine uyarak cuma hutbelerinde Hazreti Ali ve taraftarlarına ağır bir dille sövmesine ve Hazreti Osman'ı överek onun katlini kınayan konuşmalar yapmasına Hucur şiddetli tepki gösterdi. Mughire'nin yerdiklerinin kendisinden daha faziletli olduğunu camide yüzüne karşı söyledi. Hatta Muaviye'nin istediği bazı malları götürmek üzere Mughire tarafından hazırlanan kervanın önünü keserek mallara el koydu. Mughire'nin ölümünden sonra Basra valiliği de uhdesinde kalmak üzere Kufe'ye vali tayin edilen Ziyad, Emevilere karşı muhalif tavrını sürdüren Hucur'u çağırtarak kendisinin de Hazreti Ali radıyallahu anh'ı sevdiğini ancak şartların değiştiğini, Muaviye'ye karşı duyduğu kin ve nefretin sevgi ve dostluğa dönüştüğünü söyledi. Onun otoritesini sarsacak söz ve davranışlardan kaçındığı takdirde bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi. Ancak Hucur bin Ad'i radıyallahu anh bu teklifi reddetti. Ziyad, Kufe'de yerine Amr bin Hureys'i bırakıp Basra'ya gidince Hucur radıyallahu anh vali vekilini herkesin içinde eleştirip yerden avuçladığı çakıl taşlarını ona doğru fırlattı. Etrafındaki 3000 kadar taraftarının kendisiyle beraber hareket etmesi ve mescide gelişlerinde kalabalık bir grup oluşturmaları üzerine Amr bin Hureys durumu bir mektupla Ziyad'a bildirdi. Kısa bir müddet Kufe'ye dönen Ziyad,
yaptığı konuşmada Hucur ve arkadaşlarının Muaviye'ye itaata mecbur olduklarını, isyankar tavırlarını sürdürdükleri takdirde sonlarının kötü olacağını bildirdi. Hucur ona sert bir şekilde karşılık verince, Ziyad, Kufe eşrafına çatarak kendisini yeterince desteklemediklerini söyledi. Bunun üzerine Kufe eşrafı, Hucur'un taraftarları arasında bulunan akrabalarını ikna edip geri çekince, onun yanında az sayıda adamı kaldı. Ardından Hucur tutuklandı. Bir rivayete göre Hucur öldürülmeden önce abdest alıp iki rekat namaz kılmış, üzerindeki zincirlerin çözülmemesini ve kanının yıkanmadan defnedilmesini vasiyet etmiş, böylece zulmen öldürüldüğünü ve şehit sayılacağını anlatmak istemiştir. Onun bu sözleri İbn-i Sirin gibi bazı alimlerin şehitlerin defnedilmesiyle ilgili görüşlerine delil teşkil etmektedir. Hazreti Ayşe annemiz, Hucur'un Dımaşk'a gönderildiğini duyunca Abdurrahman bin Haris'le Muaviye'ye bir mektup gönderip Hucur ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını istemiş, ancak Abdurrahman, Hucur'un katlinden sonra Dımaşk'a ulaşabilmiştir. Daha sonra Muaviye Medine'ye gidip Hazreti Ayşe annemizi ziyaret ettiğinde Ayşe annemiz onu, Hucur'u ve arkadaşlarını öldürdüğü için azarlamış, Muaviye ise öldürülmelerinde ümmet için fayda gördüğünü söyleyerek kendini savunmuş ve onları aleyhlerine şahitlik yapanların ifadeleri üzerine öldürdüğünü ileri sürmüştür. Nafile ibadetlere düşkünlüğüyle bilinen, iyiliği tavsiye eden ve kötülüklere karşı çıkan bir kişi olarak tanınan Hucur bin Ad'i radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh, Ammar bin Yasir ve Şerahil bin Mürre, Allah onlardan razı olsun, onlardan hadis nakletmiştir. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.